gelinceye kadar birkaç yıl İstanbul'da çok mutsuz olduğumu hissettim. Yani zaman zaman İzmir'e gelip gidişlerimde eski arkadaşlarımla da buluşuyordum, görüşüyordum tabii o arada. O aralar şunu fark ediyordum. Biz İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin bütün yükünü yüklenmiş olarak hayatı yaşıyoruz. Hani kendi hayatlarımız hiç olmuyor. Ve bu bizi giderek bir noktada tüketir hale geldiğini bana İzmir'deki arkadaşlarım farkında olmadan gösterdiler. Ve ben İzmir'e gelmeye karar vermedim aslında. İstanbul'u terk etmeye karar verdim. İstanbul'daki çalışma koşullarını biliyorum çünkü. Hani 24 saat çalışsan nerede 28. saat falan diyecekler. Bu nedenle ben buraya gelemem dedim. İşte yani İzmir'in dışına hiç çıkamama nedenim orada İstanbul'a gitmiş olmaktan vazgeçmem. İstanbul'dan göç, birebir de tanı olduğum çok fazla arkadaşım var. İstanbul'dan gelen, işte hatta Urlalılar deriz biz bunlara. Daha çok Urla'ya yerleştirirler. Daha rahat yaşamak için geliyorlar. Daha işte o, evet İstanbul'dan kaçanların ekstra bir parantez açmak gerekiyor. Trafikten, iş yoğunluğundan, işte hayatı kaçırmaktan, yaşam standartlarını yükseltmek için de geliyorlar. Ama bunun için tercih ettikleri yer neden İzmir oluyor? Kendilerini kasmayan, gelmeyen bir siyasi ortam olduğu için de geliyorlar tabii. Bir defa vaktinden gitmiyor. Yani İstanbul'da hayatından gidiyor diyebilirim. Yani vaktinin çoğunu ulaşıma harcıyorsun ve o baskı, o yoğunluk gerçekten bunaltıyor artık seni. Yani İzmir'deki en büyük rahatlığım da buydu. En fazla yarım saat. En fazla yarım saat o da gidebileceğim yer yani. O da Bostanlı'dır. Buradan otobüse gittiğimde. Ben çok sık İstanbullu görüyorum. 5 arabadan ikisi İstanbullu artık İzmir'de. 34 plaka. Ama ya İzmir'e geldim kardeşim. Buranın insanları biraz large. Yani Akdeniz insanı. Biz hakikaten İzmir insanı Akdenizliliğe çok çabuk adapte olurlar. İzmirlilerin araba kullanması İstanbulluların araba kullanmasına göre Kugeli Balesi gibi. Yani İzmir bir 10 seneye kadar artık İzmir olmayacak hani. Yine İstanbul'un şu anki haline dönüşecek. İşte yani aslında bahsettiğimiz şey İstanbul çok kalabalık. Nüfus çok yoğun olan, sanayisi çok yoğun olan bir kent. Tabii ki bir yerde çok fazla bir hacim olduğu zaman akış herhalde kaçınılmaz bir şekilde bir yere de akması gerekiyor bu insanların. İzmir bu anlamda bayağı büyük projeler İstanbul firmaları bir hayli proje yapmaya başladı. Tarihi ben tam bilmiyorum ama herhalde vardır bir 10 senesi, 10 seneden itibaren. Bunlar hani İzmir'deki sermayenin çok altından kalkamayacağı projelerdi. Büyük konut projeleri, çok büyük miktarlarda, rakamda konutlar üretildi. Ve bu konutlar tabii ki satılıyor. Nüfusun akması dışında bir sebepte İzmir'de evler daha ucuz tabii ki. Yani yatırım amaçlı olarak da İstanbul'dan fazlaca talep gördü. Hiç gelmeden dere akıyor burada. Deredeki neymiş efendim, sinek varmış. Dere ilaç yapıyor mesela. Ama o dereden kaç tane canlı su içiyor hiçbirini bilmiyor. O sinek beni yemesin diye geliyor. Ama burada yüzyıllardır devam eden bir şey var yani. Yüzyıllardır o dereden başka hayvanlar su içiyor. Ve onu zehirlediğinde sadece sinek değil onlar da ölüyor. Yani bu zihniyetle öldü. Çeşme Yarımadası Projesi diye bir proje var. Kimsenin bilmediği ama üzerine hep iyi bir şeymiş gibi bahsedilen, 2 milyon insanın yerleştirileceği söylenen. Aslında bunu şöyle de düşünebiliriz. İstanbulluların yeni gettosunu oluşturacağı bir yer gibi. Hani varoştan gelirsin, enformel ilişki ağlarını kurarsın ya hani. Midyeci tanıdıkların vardır, Mardin'den gelmiştir. Sen de midyecilik yapmaya başlarsın. İstanbulluların da Çeşme'de tanıdıkları vasıtasıyla geldiği bir alanda o Yarımadayı yeniden tanımladıkları, işte bunun büyük sermaye güçleriyle inşa ettiği bir alan. Şöyle bir şey var. Bizim örneğimiz
mesela Alaçatı, oraya herkes, gelen herkes, o zengin parası olan herkes, kendi yaşantısında ne varsa oraya da taşıdı. Yani İstanbul'da dediğim çoğunlukla, yani kendi yemekçesini bile oraya taşıdı. Restoranı bile oraya taşıdı. Yani Alaçatı'ya İzmir özgü bir o alan olmaktan çıktı. İstanbul'un küçük bir prototipi oldu. Hele bu pandemi ardından deprem, bizim köyde, köy diyorum orta hala köy kayıtta, mahalle oldu şimdi onu, bütün büyük şehrin köylerini mahalleye çevirdiler de. Yani şöyle söyleyeyim, 500 metrekare içinde ev sattı adam 8 tane. 1.800 ile başladı, 2.200'e bitirdi. Şimdi oralarda artık dönümlük yerler milyondan bahsedilmeye başladı. İstanbullular yaptı. Bizim çok dediğimiz hesaplara, ya burası ne kadar ucuzmuş deyip de üstüne başlattıkları için biz Çeşme'de denize giremez olduk. Ben kendi hayatımda gitmeye başladığım etkinliklerdeki, yani bu işte pandemi sonrasında gitmeye başladığım etkinliklerde çok fazla İstanbul'la karşılaşmaya başladım. Daha önceden öyle bir şey çok görmüyordum. Ama bence ben kötü karşılamıyorum ya. Yani bence iyi oluyor gibi hissediyorum. Bence biraz İzmir'in karışması, böyle bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani bunu İstanbulluların mı yapması gerekiyor bilmiyorum. Ama onlar yapıyorsa onlar da yapabilirler.